Sosyal medya şirketlerine temsilcilik açmadıkları gerekçesiyle 30'ar milyon lira ceza kesildi. Peki bu şirketler hangileri? Bundan sonraki süreç nasıl işleyecek? Dijital iletişim uzmanı Doçent Doktor Sayın Ali Murat Kırık karşımızda. Efendim hoş geldiniz öncelikle yayınımıza. Hoş bulduk Meltem Hanım. İyi yayınlar diliyorum. Biz de teşekkür ederiz. Evet, sosyal paylaşım ağları özellikle neden temsilci bulundurmak istemiyorlar? Dilerseniz buradan başlayalım sohbetimize. Evet, tabii. Öncelikle sosyal paylaşım ağları bugün reklam gelirlerini kimseyle paylaşmak istemiyor. Devletlerle, ülkelerle asla paylaşmak istemiyorlar. Bir kere en temel sorun bundan kaynaklı oluyor ve özellikle sosyal medya platformları 1 Kasım bir takım sorunlar karşısında ve platformlarda zamanla kaldırılamayan içerikler için de ceza ödemek istemiyorlar. Çünkü sosyal medya yasasında bunların hepsinin yeri var. İçeriklerin kaldırılması, 48 saat içerisinde yapılan başvurulara cevap verilmesi söz konusu Meltem Hanım. Bu son derece önemli. Aynı zamanda sosyal medyayı devlet kontrolü yerine şirket kontrolü altında tutabilmek adına da temsilci bulundurmak istemediklerini söyleyebilmek mümkün. Çünkü temsilcilikleri bulunan ülkelerde devlet bu platformların temsilcilerinden kendilerine sunulması üzere bir faaliyet raporu talep ediyor. Yani ne hangi içeriklere başvuru yapıldığı, hangi içerikler kaldırdı, bu işlerle de uğraşmak istemediğini açıkçası söyleyebilmek mümkün. Bu bağlamda yine verileri, kişisel verileri Türkiye ile paylaşmak istemiyor. Çünkü büyük veri artık çok kıymetli. İnsanlar reklamları buna göre alıyorlar Meltem Hanım. Ve tabii ki kendi kişisel verilerimizin Türkiye sınırları içerisinde kalacak olması bizim açımızdan çok önemli. Ama onlar için de çok büyük bir dezavantaj. Çünkü bu veriler üzerinden reklamları organize ediyorlar. Adreslenebilir, hedeflenebilir reklamcılık faaliyetlerini kullanıyorlar. İzleyicileri yani kullanıcıları çok rahat bir şekilde takip edebiliyorlar. Bunu da istemiyorlar. Yine sosyal medyanın sağladığı özgürlük alanını anonim hesaplar aracılığıyla eleştiri ve yorum adı altında biliyorsunuz hakaret, küfür, taciz içerikli mesajlarla kötüye kullanma noktasında da bazı hesapların gerçekleştirebileceğini görüyoruz. Bunu da tabii istemiyorlar çünkü çok büyük bir külfet çıkacak onlara. Ama aynı zamanda yasal bir suç, sosyal medya ortamından dijital şiddet, dijital ortamda hakaret de aslında bir suç. Ve tabii ki bu IP bilgilerinin paylaşılmasını da istemiyorlar çünkü kullanıcı sayısının azalacağını düşünüyorlar bu şekilde. Yine bu sosyal medya şirketlerine eleştiri, yorum özgürlüğü altında özellikle bunların kısıtlanabileceği yine ifade ediliyor ve bundan dolayı da buna karşı çıkıyorlar. O yüzden temsilcilik açma fikrine çok sıcak bakmadıklarını söyleyebilmek mümkün. Ama en temeli devlet kontrolü ve tabii ki vergi vermeme konusunda anlaşma yapılamadığından dolayı Meltem Hanım, Facebook, Twitter, Instagram ve diğer sosyal medya mecraları günlük erişimi 1 milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcıları ne yazık ki temsilcilik açmak istemiyorlar. Sadece Meltem Hanım tek bir sosyal paylaşıma, o da VK, sadece Türkiye'de görev yapacak temsilcisini Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na geçtiğimiz ay ifade etmişti, bildirmişti. Bunun dışında Meltem Hanım ilgili sosyal medya mecraları, az önce saydığım Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Periscope, TikTok'un da aralarında bulunduğu kuruluşlar ne yazık ki şu ana kadar ne bir temsilci bildirdi ne de Türkiye'de bir ofis açtı. Şimdi buna ilişkin bir cezai yaptırım, bir para cezası belirlendi. Peki bu para cezasının bağlayıcılığı var mı yoksa sembolik bir ceza mı? Bu konuda ne söylersiniz? Şimdi Meltem Hanım, ay başında dediğim gibi zaten bugün itibariyle 30 milyonluk Türk lirası da para cezası da kesildi ama şu an dediğim gibi karşımızda bir muhatap olmadığı için bu nasıl tahsil edilecek, onlardan nasıl alınacak bilemiyoruz. Ama bir son dakika gelişmesi oldu Meltem Hanım. Onu da sizinle paylaşmak istiyorum. Biliyorsunuz dünya genelinde 195 milyon üyesi bulunan bir dijital yayın platformu var, Netflix. Netflix'te efendim Türkiye'de ofis açma kararı aldığını duyurdu. Bu ben çok önemli buluyorum Meltem Hanım. Çünkü bu dönem içerisinde özellikle sinema salonlarının kapalı olması insanları dijital yayın platformu onlarına yönlendirmiş durumda ve Netflix'in de özellikle Türkiye'yi dikkate alması ve ofis bulundurması, ofis açması belki bundan sonra Facebook için, Twitter için de bir ön ayak teşkil edebilir diye düşünüyorum ben. Bu açıdan son derece önemliydi. Yine sizin sorunuza gelecek olursam, şimdi biz ikinci aşamayı yaşıyoruz. 30 milyon Türk lirası para cezasını görüyoruz. Peki bundan sonra ne olacak evet. Meltem Hanım? Süreç bu noktada oldukça önemli. Bu yükümlülük de yerine getirilmezse, uygulanmazsa özellikle Türkiye'de MUKİM vergi mükellefi gerçek ve tüzel kişilerin, şirketlerin, firmaların sosyal medya mecralarına reklam vermesi yasaklanacak.
Bu da ne zamana denk geliyor Meltem Hanım? Aralık sonu. Yani belki Ocak ayı başında yine sizle bir yayın yapacağız. Ve bu yayında da bu sefer de diyeceksiniz reklam verme yasağı geldi. Bundan sonraki süreç nasıl işleyecek diye konuşacağız muhtemelen. Bu da yine Meltem Hanım reklam yasağından sonra 3 aylık bir periyot bizi bekleyecek. Bundan sonra uzun bir periyot. Ne olacak bundan sonra? %50 bant daraltma cezası olacak. Ne olacak? BTK Başkanı ilgili sosyal medya mecrasının internet trafiğinin bant genişliğinin %50 daraltmasını isteyecek. Bu ne demek Meltem Hanım? İnternette siz her siteye hızlı bir şekilde gireceksiniz, sitelere gireceksiniz, takip edeceksiniz, videoları izleyeceksiniz. Ama bu ilgili sosyal medya mecralarını sitesine girdiğinizde örnek verin bir video izleyeceksiniz. Meltem Hanım 2 saatte 3 saatte yükleme gerçekleştirilecek. Bu da özellikle Meltem Hanım Mart sonu Nisan ayı başına denk geliyor. Bundan sonraki süreç daha sıkıntılı. Yine 30 gün bir bekleme olacak. Yine bu yükümlülük yerine getirilmezse BTK Başkanı bu sefer de bant daraltma cezasını %90 olarak teklif edecek. Sulh Ceza Hakimliği'ne başvuracak. Yani Meltem Hanım %90 ne demek oluyor biliyor musunuz? Aslında biz ilgili sosyal medya mecralarına hiçbir şekilde erişim sağlayamayacağımız, giremeyeceğimiz anlamına geliyor. Bakın bir yasak söz konusu değil. Hep yasak yasak deniyor ama bu bir yasak değil. Sadece bant daraltma cezası. Bunun içinde Nisan sonu, 2021'in Nisan sonu Mayıs başı olduğunu söyleyebilmek mümkün. Ama çok direteceklerini düşünüyorum. O sürece kadar, bant daraltma cezasına kadar ben bu sistemin bir şekilde işleyeceğini düşünüyorum Meltem Hanım. Ve ancak ne zamanki bant daraltma cezası gelecek, bakacaklar Türkiye'den hitler düşmeye başlayacak, Türkiye'den erişimler azalmaya başlayacak. O zaman belki bir geri adım atılabileceğini düşünüyorum. Zaten bu da sürpriz olmasa gerek bizler için. Zaten böyle bir istekleri, talepleri gerçekten olsaydı şimdiye kadar Türkiye ile biliyorsunuz uzlaşı yoluna giderlerdi. Çünkü zaten uzlaşı yaparlarsa Meltem Hanım cezayı da daha az ödeyecekler. Yani şu an mesela deseler ki evet biz bunu kabul ediyoruz. Gerçekten Türkiye ile biz bu noktada anlaşma sağlıyoruz deseler cezalar düşmüş olacak efendim. 1/4 oranında tahsil edilecek. Bu da avantaj. Yani 30 milyon Türk lirası yerine 7,5 milyon Türk lirası tahsil edilmiş olacak bu ceza. Peki gerçekten siz hani bu süreç sonunda böyle bir anlaşmanın olacağına inanıyor musunuz? Öngörülerinizi biraz da paylaşalım. Evet süreç böyle işleyecek ama bu sürecin sonunda bir anlaşmaya varılacak mı sosyal ağlarla? Meltem Hanım biz tabii ki ben bu alanda çalışan bir akademisyen olarak günlük ilgili sosyal medya mecralarına erişim sağlayan olarak bir akademisyen, bir vatandaş olarak, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak ben aynı zamanda haklarımın da korunmasını istiyorum. Yani bir anonim hesap bize hakaret edemez, bir anonim hesap bize küfür edemez. Eleştiri, ifade özgürlüğü başka bir şeydir, hakaret başka bir şeydir. Bu kavramları bilemiyoruz. Ben Meltem Hanım özellikle ofis fikrinin ve Türkiye'de temsilci bulundurma fikrinin ben son ana kadar yani 2021'in sonuna kadar bu şekilde devam edeceğini düşünüyorum. Çünkü özellikle sosyal medya mecralarında bu noktada hani Türkiye ile görüşelim, fikir alalım bir durumu da söz konusu değil. Yani tabiri caizse soğuk bir savaş yaşıyoruz biz Türkiye ve ilgili sosyal medya mecraları arasında. Ama Meltem Hanım bu nasıl kırılacak biliyor musunuz? Bir tane sosyal medya mecrası diyecek ki evet biz Türkiye ile anlaşma yoluna gidiyoruz. Türkiye'den de bu yasanın tekrardan revize edilmesini isteyecek. Çünkü ilgili sosyal medya mecralarının ben temsilcileriyle Türkiye Ayaylan da bu yasadan önce bir konuşma gerçekleştirmiştim. Orada da yani bunun bir ağırlığının olduğu, yani bu ilgili sosyal medya mecralarına bazı külfetlerin getirdiğini söylemişti. Ben Meltem Hanım hani ne şiş yansın ne kebap diye bir tabir vardır. Burada ben Türkiye adına da, ilgili sosyal medya mecraları adına da, sonuçta birçok ülkede temsilcilik açmışlar. Türkiye'de sosyal medya kullanımında ilk 5'te yer alıyor. Çok büyük gelirler, reklam gelirleri elde ediyor. Dolayısıyla ben burada ikili bir anlaşmanın olacağı, uzlaşmanın olacağını ben düşünüyorum Meltem Hanım. Yasanın da tekrardan, sonuçta bu anayasa değil, bir kanun ama sonuçta anayasanın değişmez maddeleri vardı. Ama burada böyle bir değişmezlik söz konusu değildir. Burada bence iki taraftan bir geri adım atılacağını ve bir uzlaşı olacağını düşünüyorum. Ama Meltem Hanım bu önümüzdeki süreç yani bu bant daraltma cezalarına kadar ben hani bu temsilcilik konusunun gündemde olacağını ya da ilgili sosyal medya mecralarının bir adım atalım da işte biz reklam gelirlerimizden elde ettiğimiz vergileri ödeyelim, IP bilgilerini verelim, anonim hesaplar üzerinden terör örgütü işte dediğim gibi faaliyetlerini bir şekilde ya da İslamofobi dediğimiz İslam karşıtlığına yönelik mesajlar, tweetler, içerikleri hani hükümetle, devletle paylaşalım konusunda
ben çok istekli davranacaklarını düşünmüyorum. Çünkü dediğim gibi tamamen o yasal yaptırıma girmek istemiyorlar ve tabii ki vergiyi de ödemek istemiyorlar. Biz diyorlar Amerika'da zaten bu vergimizi ödüyoruz. Neden bir de Türkiye'ye vergi verelim diyorlar ama reklam gelirlerini bizim vatandaşımız veriyor. İşte TGRT veriyor, Türkiye Gazetesi veriyor, Ali Murat Kırık veriyor, X şirket veriyor. Ama bunun vergisini ödemiyorsun ama buradan bir iş yapıyorsun. Bu sınırlar içerisinde bir iş yapıyorsun. Yani bunu da ifade etmemiz gerekiyor. Çok doğru. Evet, kesinlikle. Bakalım süreci hep birlikte takip ediyor olacağız. Değerlendirmeleriniz için çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Evet, sağ olun, iyi yayınlar. Çok teşekkürler. Dijital iletişim uzmanı doçent doktor Ali Murat Kırık konuğumuz oldu. Kendisiyle sosyal ağların vergi verip vermeyeceği, temsilci bulundurup bulundurmayacağını konuştuk ve bültenimize devam ediyoruz.